İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri. Mekan ve İnsan'ın 265. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Alper Bilgi ile hocam bizimle ve kendisiyle engelsiz kent ve pandemi çerçevesinde bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Melis Hocam. Bu güzel davetin için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ben çok teşekkür ederim hocam. Daveti kabul ettiniz, geldiniz. Bugün keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz eminim. Hocam isterseniz önce çerçeveyi biraz çizelim. Engelsiz kent nedir? Engellilik ve kent hakkı çerçevesinde hangi hususlar öne çıkar? İsterseniz önce bir çerçeveyi çizelim. Sonra pandemiyle ilişkisine dair de tekrar size bir soru yöneltmek isterim. Buyurun. Tabii hocam. Teşekkür ediyorum. Hocam şöyle başlamak isterim. Bir kere dünyada tabii artan oranda, artan hızda bir kentleşme düzeyi var. Bugün bu oran %60'ları aşmış durumda. Birleşmiş Milletler'in raporlarına baktığımızda 2050 yılında bize çizdiği projeksiyon şu: %68-%70 oranında bir kentleşme düzeyimiz olacak dünyada ve bu kentlerde yaklaşık %12 ile %15 arası engelli bireyler, engelli yurttaşlar yaşayacak. Tabii bu noktada bizim çalışmamız engelsiz kentler başlığını taşıyor. Önemli noktalarından biri burası. Bu arada tabii çalışmamızı çok değerli araştırmacı arkadaşım, doktora öğrencim Fatma Hırlak Çam'la yaptığımı hatırlatmak isterim. Buradan ona da teşekkürlerimi iletiyorum. Dolayısıyla amaç şu: kentleri engelli yurttaşlar için engelsiz hale nasıl getirebiliriz? Ama tabii bu getirme sürecini, bunu bir süreç olarak ele alacak olursak, hiç şüphesiz ki kentli hakları bağlamında değerlendirmemiz lazım. Dolayısıyla burada altı çizilmesi gereken husus, kentte yaşayan yurttaşların o kentteki haklarına tam, bağımsız ve eşit bir şekilde ulaşabilmesi. Ve bu yurttaşlara elbette kentin önemli bir unsuru olan dezavantajlı gruplar ve o dezavantajlı grupların içindeki engelli bireyler de dahil, hatta belki de en önemli kısmı diyebiliriz. Bir kentin engelsiz bir kent olabilmesi, erişilebilir bir kent olabilmesi açısından çok dönüm noktası bireyler, engelli yurttaşlarımız ve onlara ulaşabilmesi kentin bu noktada önemli diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Gerçekten çok büyük bir çerçeveyi çok kısa bir şekilde ve çok net bir şekilde özetlediniz. Çok kıymetli. Şimdi ben her araştırmanın arkasında hep bir hikaye olduğuna inanırım ve size şimdi tabii bunu soracağım. Covid-19 pandemisini engelsiz kentler açısından değerlendirmenize vesile olan muhakkak bir husus olmuştur ya da belirli başlı öne çıkan, gözlemlediğiniz, gördüğünüz, deneyimlediğiniz unsurlar olmuştur diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu COVID-19 pandemisi ve engellilik kent hakkı kapsamındaki değerlendirmeleri iten sizi neydi? Burada nasıl bir kırılganlık gördünüz deyip sözü yine size bırakayım. Buyurun. Teşekkür ediyorum hocam. Şimdi tabii COVID-19 sürecini birer yurttaş olarak bizler de hep beraber yaşadık. Bütün dünya ile birlikte. Dolayısıyla bu alanda çalışan araştırmacılar olarak aklımıza kente dair sorunların bir de COVID-19 bağlamında ne durumda olduğunu gözlemlemek, irdelemek fikri bu noktada belki ilk kıvılcımın yakıldığı yer oldu. Hiç şüphesiz ki tabii COVID-19 şimdi şöyle bir dönüp baktığımızda işte Aralık 2019 Çin'in Wuhan kentinde tespit ediliyor. Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü bunu bir pandemi
olarak kabul ediyor. Hakeza benzer dönemlerde aynı zaman dilimde yine Mart 2023'te bizim ülkemizde de ilk vaka görülüyor. Dolayısıyla kimsenin aslında çok da bilgisi olmadan ama bir noktada da içinde korkuyu hissettiği bir psikolojik bir süreçte başlıyor. Bu psikolojik süreç engelli olmayan bireyleri bile ne kadar endişelendirdiği, kaygı düzeyleri ne kadar arttırdığı ortadayken kentte yaşayan engelli bireyleri nasıl etkilediği bizim ilk düşünce noktalarımızdan biriydi. Tabii bu noktada yine araştırmanın çıkış noktalarından bir tanesi yerel yönetimler kısmı. Yine bizim alanımıza giren önemli bir nokta. Yani kentleşme dediğimizde illaki kent yönetimi ilk olarak akla geliyor malumunuz. Dolayısıyla acaba kent yönetimleri çok yoğun bir faaliyet gösteriyor. Hepimiz de takip ettik. Ama özelde acaba engelli yurttaşlar için neler yapıyorlar veyahut yaptıkları şeyler bu yurttaşlara ulaşabiliyor mu? Her iki taraf açısından da bir fikir almak ve bunları değerlendirmek açısından bir çalışmanın ilk taslağı ortaya çıkmış oldu böylelikle. Şimdi bu çalışmada hocam siz doktora öğrencinizle birlikte COVID-19 salgını süresince engellilerin kentli haklarını kullanıp kullanamadıklarını irdelediniz. Ve yaptığınız görüşmelere dayandırdığınız değerlendirmeleriniz var. Çok kıymetli. Ben hemen sözü size bırakıp hem araştırmanızın kapsamını hem nerede gerçekleştirdiğinizi hem de araştırmanıza katılan engellilerin engellilik türleri ya da biçimleriyle ilgili bir kısıt koymuş muydunuz diye bir araştırma evreninize dair bilgi vermenizi rica edeceğim. Ardından da zaten birlikte biraz değerlendirmeleriniz üzerine konuşuruz. Buyurun. Hadi hocam. Şimdi tabii Türkiye'de engelli olarak kabul görmüş vatandaşlar aslında bizim ilk planladığımız nokta idi. Bu noktada geniş kapsamlı bir çalışmayı yapmayı düşünüyorduk. Fakat çalışmayı yürüttüğümüz zaman diliminde de zaten yine COVID-19 pandemisi bütün hızıyla devam etmekteydi ülkemizde ve dünyada. Ayrıca kısıtlamalar yine devam etmekteydi. Tedbirler devam etmekteydi. Dolayısıyla bunu biraz daha küçük bir alana yaymanın daha doğru olacağına karar verdik Fatma ile birlikte. Ve Ankara, benim de sıklıkla gidip geldiğim, Fatma'nın da yaşadığı bir kent olarak Ankara'yı tercih ettik. Dolayısıyla böyle bir sınırlılık getirmiş olduk. Bu noktada 20 katılımcımız vardı çalışmamıza katkı sunan. Yarı yapılandırılmış, ucu açık 5 tane soru ilettik katılımcılarımıza. Fakat şunu belirtmem lazım, katılımcılarımızın tamamı engelli yurttaşlardan oluşmuyor. Demin de bahsettiğim gibi birkaç farklı noktadan veri toplamak arzusundaydık. O yüzden hem özel eğitim kurumlarında eğitmenlik yapan bir katılımcımız vardı. Bir de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin engelliler hizmet biriminde çalışan bir katılımcımız vardı. Diğer bütün katılımcılarımız engelli, Ankara'da ikamet eden engelli yurttaşlardan oluşuyordu. Engellilik oranı %40 ve üstü olan bu yönde raporu olan katılımcılar tabii bulunmaktaydı. Fakat zihinsel engelli ya da farklı engellilik türlerini kısıtlamadık. O noktada ulaşabileceğimiz yurttaşlara ulaşmaya çalıştık. Tabii çoğunluğu telefonla görüşerek, yine demin bahsettiğim gibi ciddi kısıtlamalar, salgın kısıtlamaları devam ediyordu. Dolayısıyla bireylerin de, engelli yurttaşların da tabii ciddi bir haklı olarak korkuları vardı. Hani virüs kapıp hastalanmak, birazdan bu konuyu daha detaylı değiniriz. Dolayısıyla böyle bir
ulaşım sağlamış olduk bu vatandaşlarımıza. Ve bunları Maskude nitel araştırma tekniklerini kullandığımız Maskude programında analiz ettik ve yorumlarını makalemizde sunduk. Hocam 5 soru sorduk dediniz. Bunu bu görüşmelerde engelli bireyler aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden engelli biriminden bir yetkili ve bir de özel eğitim kurumundan bir eğitmen vardı bu soruları yönlendirdiğiniz. Belki soruların minvalini de açarsanız bizim bugün yapacağımız sohbette değerlendirmelerinizi hangi çerçevede gerçekleştirdiğinizi de anlamak açısından faydalı olur bize. Buyurun. Tabii Melis Hocam. Aslında 5 sorunun 4'ü COVID-19'un bu salgının, bu dünyayı ve ülkemizi etkileyen salgının engelli bireyi nasıl etkilediği yönündeydi. İşte olumlu, olumsuz. Olumsuzsa bu salgın ki devam ediyordu çalışma yapılırken olumsuzluklar nelerdi? Ayrıca işte belediyeden ya da yerel yönetimlerden ne gibi destekler gördüler engelli vatandaşlarımız veyahut neler bekliyorlardı? Bu beklentiler karşılandı mı? Özellikle de tabii kentsel alandaki erişilebilirlik durumları neydi? Dolayısıyla 4 sorumuz bu yöndeydi. Ama ilk sorumuz COVID-19'u nasıl algıladıkları yönünde oldu genel itibariyle. Böyle bir çerçeve çizdik ve bu doğrultuda sahaya çıktık. Aslında tam da sahaya çıktık diyemeyiz. Demin de bahsettiğim gibi görüşmeleri Kahir Ekseriyet'le telefon üzerinden oldu. Çünkü kaygı düzeyleri haklı olarak çok daha fazlaydı. Yayınlanan o dönem özellikle sağlık bilimleri alanında yayınlanan makalelerde engelli yurttaşların ya da dezavantajlı grupta olan, sağlık problemi olan yurttaşların virüsü kapması halinde ölüm riskinin yükseldiği noktasında makaleler ve yayınlar vardı. Ulusal mecralarda da yayınlandı. Dolayısıyla bu yayınlara, bu bilgilere onlar da erişmişlerdi. Ve kesinlikle yüz yüze görüşmek istemiyorlardı. Onu altını çizebiliriz. Bu görüşmelerimiz tamamıyla onların da sağlıklarını göz ederek online ya da özellikle telefonla gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Hocam gerçekten belirttiğiniz süreç araştırmacılar için çok ilginç bir ortam oluşturdu. Bizler alışa geldiğimiz şekilde etnografik çalışmalarımızı, derinlemesine görüşme çalışmalarımızı yapamadık. Ama evet, bir yandan da bunların da yeni yöntemleri ve yeni araştırma biçimlerine hakikaten öncülük ettiğini de gördük. Özellikle de genç arkadaşlarımız, yeni araştırmacı arkadaşlarımız hakikaten yöntemleri birbirleriyle çok ilginç bir şekilde kararak çok hoş yeni yöntemsel deneyimler ve denemelerde bulundular. Ben şimdi esas COVID-19 sürecinde hakikaten dışarı adım atmak ya da herhangi bir yabancıyla temas kurmaktan bu kadar çekinen ve kırılgan olan grubun kent hakkı konusunda ne gibi sorunlar yaşamış olduklarını, kente erişmek, kente dahil olmak ve kentli haklarını kullanabilmek açısından ne gibi dezavantajlara sahip olduğuyla başlamak isterim. Ardından belki bize hem de Büyükşehir Belediyesi'nden de bir yetkiliyle görüşme yaptığınız için yerel yönetimin ne gibi olanaklar sunduğundan da bahsederiz. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum Melis Hocam. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Genel itibariyle 4 ana tema ve toplamda da 12 alt temamız ortaya çıktı. Ama ön plana çıkan temalar psikolojik etkiler ilk olarak. Hiç şüphesiz ki özellikle 18 tane, yani 20 katılımcımızın 18'i engelli
vatandaşlarımızdı. Olumsuz psikolojik etkiler kavramı çok ön plana çıktı. Yine belediye tarafından ya da yerel yönetimler tarafından bir bilgilendirme, burada tabii şunu belirtmek lazım, engelli bireylerin sağlığı, korunması, bu virüsten uzak durabilmesi açısından bilgilendirme, genel bilgilendirmeden kastetmiyoruz, yapılıp yapılmadığı yönünde, özellikle yapılmaması ya da yapılmadığı noktasında bir yine ön plan çıkan bir husus var. Eğitim, COVID-19 süreci biliyorsunuz tabii eğitimi derinden etkiledi. Hem orta öğretim düzeyinde hem yüksek öğretim düzeyinde eğitim bir anda online'a dönüştü. Bu süreçteki etkilerine baktığımızda genel anlamda olumsuz dönütler aldık. Bir diğer ön plana çıkan üst başlıksa kent yönetimi tarafından kendilerine yapılan bir yardım var mı? Aynı ya da nakdi fark etmez. Bu noktada da bizim katılımcılarımız ne aynı ne de nakdi yardımı çok göremediklerini vurguladılar. Tabii şunu belirtmekte fayda var Sayın Hocam. Hem yerel yönetimler hem de diğer yönetimin diğer unsurları sadece engelli bireylere değil, kentin bütün unsurlarına bu süreçte bir hizmet yetiştirme durumunda karşı karşıya kaldıkları için yaptığımız çalışmada aldığımız dönütlerden şunu görüyoruz. Engelli bireylere özel, spesifik olarak bu vatandaşlarımıza özel yardımların çok ön planda olmadığını, genel olarak yardımların daha ön planda olduğunu, aynı ya da nakdi olarak yardımların ön planda olduğunu görüyoruz. Ama tabii belediyede de engelli hizmet biriminde bir çalışanla mülakat yaptığımızı söylemiştim. Oradan aldığımız verilerde de şunu görüyoruz. İşte maske veya benzeri yardımların engelli hizmet biriminde Ankara ilinde bulunan engellilere, yani %40 engellilik raporu olan vatandaşlara ulaştırıldığı, eğitim noktasında özellikle bazı yerlerde işte bu vatandaşlarımızın internet veya internet altyapısı erişimine destek verildiği noktasında bilgileri edindik. Tabii şu bir gerçek, bu tarz büyüklükte dünyayı etkileyen büyük afetlerde, salgınlarda yerel yönetimlerin ya da kent yönetimlerinin tam anlamıyla bütün vatandaşlara ama özellikle de engelli vatandaşlara belki yetişebilmesinin gerçekten ne kadar zor olduğu ortaya çıktı. Bu çalışmada da bunu gördük. Şunu da biliyoruz, bu salgınlar günümüzde yaşadığımız ekolojik tabanlı sorunlardan, çevre sorunlarından ve tabii ki hepimizin bildiği iklim krizinden dolayı önümüzdeki yıllarda da insanoğlunun karşısına çıkacak. Dolayısıyla şunu söylemekte fayda var, kent yönetimleri, yerel yönetimler açısından çok önemli bir tecrübe yaşandığını ve bu tecrübeden de önemli dersler alındığını, çıkarıldığını görüyorum. Yeterli miktarda yardım ve destek yapılamamış olsa bile önemli oranda desteklerin sağlandığını en azından biz aldığımız dönütlerde ve tabii özellikle engelli hizmet birimindeki çalışan kişiyle yaptığımız mülakatta görmüş olduk. Fakat bunun engelli vatandaşlarımızla yaptığımız mülakatlarda bir karşılığı tam olarak var mı dersek, buna evet cevabını vermemiz çok mümkün değil.
Sevgili hocam, ben çalışmanızın ötesinde de yine bu konuyla ilgili birkaç soru sormak ve görüşlerinizi almak isterim. Şu anda halen yaralarını sarmaya çalıştığımız büyük bir deprem yaşadık 6 Şubat'ta. Covid-19'da tabii gene kırılganlıkların daha da kırılganlaştığı bir afet olarak değerlendirecek olursak, deprem ve benzeri doğal afetlerin de aslında hem mevcut engelli nüfusu oldukça kırılgan kıldığını hem de aslında ne yazık ki sakatlanmalar ve yaralanmalar sebebiyle yeni engelliliklerin de oluştuğu ve burada da çok daha farklı müdahale yöntemlerini gerektiren bir süreci çok büyük bir kriz halinde de deneyimledik. Sizin sahayla ilgili, yani COVID-19 sürecinde engellilerle ilgili yerel yönetimlerde ya da merkezi yönetimdeki birimlerin edindikleri deneyimlerin bir şekilde sahada uygulamaya geçirildiğine dair bir izlenim edindiniz mi diye merak ederim doğrusu. Bu araştırmanızın ötesine çıktığımın farkındayım ama burada sizin görüşleriniz ve düşüncelerinizi almak maksadıyla soruyorum. Hocam teşekkür ediyorum. Çok doğru bir noktada temas ettiniz. Doğal afetler oluşan, toplumda var olan kırılganlıkları daha da arttırıyor. Toplumda var olan engelli vatandaşlarımızın sayısını daha da arttırıyor. Özellikle deprem gibi doğal afetler. Dolayısıyla bu noktada yerel yönetimlere ya da kent yönetimlerine daha fazla görev düştüğü hususunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve şu gözüküyor hiç şüphesiz ki neredeyse bu noktada yerel yönetimlerin sorumlulukları her geçen gün daha da artıyor ve daha da artacak. Belki bu bizim çalışmamızdan da çıkan sonuç, daha da genele yayacak olursak, yerel yönetimlerin bu noktada özellikle engelli yurttaşlarımız noktasında daha bütüncül politikalar üretmesi, planlar yapması gerekliliği ortaya çıkıyor. Zira sizin de sorduğunuz gibi Sayın Hocam, karşılık olarak engelli yurttaşlarımızda tam anlamıyla evet, yani dört dörtlük bir şekilde karşılandı ihtiyaçlarımız, işte yerel yönetimler, belediyeler tarafından karşılandı diyemiyorlar. Bunu gördük çalışmamızda. Bu tabii bize önemli bir ipucu sağlıyor. Doğal afetler bizim coğrafyamızda oldukça çok yaşanıyor. Dolayısıyla salgınların da bundan sonra dünyada devam edeceğini öngörüyor bilim insanları. Bu noktada gelecek planlarını yerel yönetimlerin bu bakış açısıyla, daha bütüncül bir bakış açısıyla ele alması gerekliliği artık kaçınılmaz. Dolayısıyla yapılan önemli çalışmalar var ama yeterli mi? Hayır, daha da arttırılması gerekliliği ortaya çıkıyor. Bunu da sormak istediğim bir soruya yanıt vererek bitirdiniz. Ben de diyecektim ki bundan sonra daha fazla afet bekliyoruz. O zaman ne yapmalıyız diyecektim. Siz zaten yanıtı verdiniz. Daha bütüncül ve engelliliği ve kırılganlıkların tümünü ele alan aslında stratejilerin, planlamaların ve yönetim biçimlerinin afet süreçlerinde de nasıl devreye sokulacağına dair aslında hali hazırda elimizde planlarımızın olması gerektiğini anlıyorum. Hiç şüphesiz hocam, bundan sonraki süreçte yaşayacağımız doğal afetleri çok daha düşük yoğunlukla atlatabilmemiz ya da salgınları çok daha iyi yönetebilmemiz açısından yerel yönetimlerin gelecekle ilgili yaptıkları planlarda, stratejik planlarda, hatta iklim eylem planları belediyeler için biliyorsunuz artık günümüzde söz konusu, onlarda çok daha bütüncül bir bakış açısıyla ve elbette erişilebilir bir kent yaratabilmek, bunu oransal olarak arttırabilmek aslında en temel ve en kritik nokta burası diye düşünüyorum.
Sevgili hocam, benim bağlantım sebebiyle kesilmiş olabilir ama son iki cümlenizi, üç cümlenizi tekrarlamanızı rica edeceğim. Çünkü kayıda girmedi galiba. Tabii, umarım şimdi sesim daha iyi Evet, geliyordur. şu an geliyor. Bugüne kadar yaşadığımız deneyimlerin bundan sonraki yaşayacağımız muhtemel doğal afetler veya salgınlar için önemli bir veri teşkil etmesini düşünüyoruz. Hem bizim çalışmamız özelinde bunu görüyoruz, hem de genel olarak COVID-19 salgın sürecini yerel yönetimler açısından yorumladığımızda bu gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Yapılanların çok daha ötesine geçilmesi elzem gözüküyor. Özellikle de engelli yurttaşlarımızın erişilebilir bir kentte yaşayabilmesi ve kentli haklarını tam bağımsız bir şekilde elde edebilmeleri açısından. Ancak bu şekilde engelsiz bir kent var edebileceğimizi düşünüyoruz. Sevgili hocam, çok teşekkür ediyorum. Sizin aracılığınızla sevgili Fatma'ya da bu çalışmadaki katkıları için teşekkür ederim. Eğer eklemek istediğiniz bir şey yoksa müsaadenizle bu haftaki programı kapatmak isterim. Hocam ben çok teşekkür ediyorum bu nazik davetiniz için. Böylelikle çalışmamızı aktarabilme fırsatı bize vermiş oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Benim ekleyeceğim başka bir şey yok. Ben de tekrar çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Gelecek hafta Pazartesi Mekan ve İnsan'ın 266. bölümünde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Doktor Zehra Güngördü ile karşınızda olacağız. Daha fazla Mekan ve İnsan tartışması ve sohbeti için Mekan ve İnsan'ın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi, YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar.